Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, tevhid hakikatinin ana çerçevesini daha önce ifade ettik ve tevhidi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kavlinden ibaret görmemek gerektiğini, tevhidin modern zaman Müslümanları için özellikle hayatın bu ölçüde kompartımanlara ayrıldığı, hayatın bazı yönlerinin dini yön olarak, bazı yönlerinin ise din dışı alanlar olarak tahsis edildiği, ne yazık ki böyle din dışı alanlar ihdas edildiği bir vasatta tevhidin daha bütüncül bir şekilde hayatlarımıza misafir olması gerektiğini ifade ettik. Ve dedik ki Kur'an'ın bizim önümüze koymuş olduğu çerçeve üzerinden mesele değerlendirildiği takdirde tevhidten uzaklaşıp şirke yanaşmanın temel saiklerinden, faktörlerinden bir tanesi de Cenab-ı Hakk'a ait sıfatları kullara ya da kullara ait bazı sıfatları Cenab-ı Hakk'a vermek şeklindeki zihin ve kafa karışıklığından bunun kaynaklandığını ifade ettik. Evet, Kur'an'daki müşrik tablolarına bakıldığı takdirde Cenab-ı Hakk'a çocuk isnat etme şeklinde ifadesini bulan, yani bir yaratıcının münezzeh olduğu, tenzih edilmesi gerektiği bir meselede kullara ait bir çocuk sahibi olma sıfatının Cenab-ı Hakk'a izafe edildiği bir arızanın o tablolardan biri olarak bizim nazarımıza sunulduğunu görmekteyiz. Yani Kur'an müşrik çerçevesi çizerken veya tevhid ehli olmayan insanları nazara verirken bir yönüyle bir yaratılmışta olması gereken sıfatlardan bazılarını Cenab-ı Hakk'a izafe etmenin de kişiyi bu çerçevenin içerisine soktuğunu haber vermiş oluyor. Çocuk sahibi olmak kullara mahsus bir şeydir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a bunu izafe ettiğiniz takdirde Halık'la mahlukun, yani yaratıcıyla yaratılmışın özellikleri birbirine karıştırılmış olur ve kul tevhid hakikatinden süratle uzaklaşmıştır. İkinci boyutu nedir? İkinci boyutu da kullara Cenab-ı Hakk'a ait bazı sıfatları vermek. Mesela darda kalındığı zaman yardıma yetişen kimdir? Kur'an müşrikleri nazara verirken, yani bir denizde fırtınaya yakalandıkları zaman, zor durumda kaldıklarında, başı sıkıştıklarında doğrudan Allah'a yalvardıklarını söylüyor. Peki rahat zamanlarında bu insanlar kimden bir şeyler istiyorlar? İşte Allah'la aralarına koymuş oldukları aracı olan putlardan bir şeyler istiyorlar. Yani Allah'a ait bazı vasıfları bir gölge şeklinde de olsa o kendi kurguladıkları putlara izafe ediyorlar, isnat ediyorlar. Yani ondan yardım diliyorlar. Mesela yağmuru yağdırmasını istiyorlar. Mesela dualara cevap vermesini istiyorlar. Böyle olduğu zaman da işte bakın tevhidin paramparça olduğu bir başka durum Kur'an tarafından bizim nazarımıza verilmiş oluyor. Yani Kur'an mesela Enfal suresindeki yardımın sadece Allah'tan olduğunun altını özellikle çizerken bize bu hakikati haber vermiş olmuyor mu? İz testeğîsûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddukum bi elfin minel melâiketin mürdifin. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Evet, siz Bedir Savaşı'ndaki hadiseyi anlatıyor Enfal Suresi'nde. Allah'tan savaş esnasında işte yardım istediniz. O size ardı ardına 1000 melekle imdat etti. Fakat bu sizin kalbinizi yatıştırmak için, kalplerinizin itminan bulması için Allah katından gelen bir yardımdı. Bakın oradan sonrası çok önemli. وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Yani yardım yoktur, sadece Allah'tan vardır. Yani bilmeyesiniz ki size yardım eden meleklerdi. Evet, zahiren aracı olan bu işe meleklerdi. Fakat yardımın sadece Allah'ın katından olduğunu Kur'an-ı Kerim özellikle nazara veriyor. Çünkü Peygamber Efendimiz riyayı, yani gizli şirki biliyorsunuz, yani böyle karıncanın, gece karanlığında yürüyen bir karıncanın ayak seslerine benzetiyor. O kadar sinsidir insanın hayatında. Amellerimizi yaparız mesela, birileri görsün diye yaptığınız zaman Allah'tan başka bir varlığa, bir başka varlığın beğenisine siz amelinizi sunuyorsunuz demektir. İşte Allah'a ait bir sıfatı bir başkasına vermiş olduk. Hafizanallah. Evet, Risale-i Nur külliyatına vakıf olanlar bilirler. Bediüzzaman Hazretleri 15 günde bir İhlas Risalesi'nin okunmasını salık veriyor, telkin ediyor.
Çünkü kulun hayatı itibariyle, bu hayatın işleyişi özellikle modern zamanlarda tevhidle arasına mesafeler koyan, uçurumlar yerleştiren bir tarz var. Bu tarzdan uzak durabilmek için Cenab-ı Hakk'ı hem yaratışında, hem fiillerinde, hem de ibadete muhatap olma noktasında gerçek anlamda birleyecek tevhid hakikatini ifade edebilmek için Allah'tan başkasına Allah'a ait vasıfları vermemek gerekiyor. Evet, kaynaklarımızda anlatılır, yani kul bir ibadeti yaptığı zaman Allah'tan başka birisinin de bunu görmesini isteyerek yapmışsa, yani ibadetlerin içerisinde riya karıştırmışsa, evet Cenab-ı Hakk'ın o ameli ahirette kulun yüzüne çarpacağı, işte git bu ibadeti benden başka kim için yaptıysan ondan ecir iste diyerek kula iade edeceği anlatılıyor. Dolayısıyla bakın, mesele bu kadar hassas bir mesele. Kalp balansımızı bu kadar hassas bir şekilde ayarlamak mecburiyetindeyiz. Evet. Yani Allah'ın sıfatlarını başkalarına vermek dedik bakın. Yani ibadeti sadece Allah'a yapacağız. Duayı sadece Allah'tan sonuçlarının neticesini bekleyecek şekilde Allah'a yönelik olarak yapacağız. İbadetleri Allah'a tevcih edeceğiz. Ve tazim noktasında, yani azametli kılmak noktasında, yüceltmek noktasında Allah'ı yüceltir gibi şahısları yüceltmeyeceğiz. Şahıslara bu ölçüde tazim etmeyeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kişiyi yüzüne karşı övdüğümüz zaman o insana ne diyor sahabelerden bir tanesine? Kardeşinin boynunu kırdın diyor yani. Onu yüzüne karşı övdün. Kimseyi yüzüne karşı temize çıkartmamak mecburiyetindeyiz. Hüsnü zan etmek mecburiyetindeyiz, fakat yani o şahıs hakkında iyi düşünmek zorundayız ama tam manasıyla nefisleri tezkiye etmemek mecburiyetindeyiz. Kimseyi temize çıkartmamak mecburiyetindeyiz. Kişileri öven insanların yüzlerine toprak saçılsın. Yani diyor, toprak saçılsın. Yani meddahlık yapanlara, başkalarına karşı insanları övenlere, yüzlerine karşı onları temize çıkartanlara. İşte bakın, burada bir set çekiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kişilerin yüceltilmesi noktasında. Çünkü unutmayın, takdis etmek, kişileri yüceltmek, olduğundan daha büyük konumlarda onları algılamak aslında her zaman masumane niyetlerle başlamıştır. Daha önceki programda bahsetmiştim. Hazreti Nuh'un kavmi 5 tane ilahtan bahsediyorlar bakın kendileri için. Ve kâlû lâ tezerunne âlihetekum ve lâ tezerunne vedden ve lâ suva'en ve lâ yevuse ve yevuke ve nesra. 5 tane bu isimlerini saymış olduğumuz ayet-i kerimede sayılan kişileri ilah ittihaz etmişler. İlah olarak bellemişler, tasavvur etmişler ve diyorlar ki ilahlarınızı terk etmeyin. Birbirlerine nasihat ediyorlar böyle. Peki bu insanlar nasıl ilah haline getirildi bu kavim tarafından? Evet, bunun arka planına bakalım. Hazreti Nuh döneminde yaşayan salih 5 tane insan olduğu anlatılır bu insanların. Ama bu insanlar zamanla yüceltilmişler. İyi olmaları, salih insan olmaları onları toplumda ayrı bir kategori olarak algılanma noktasına getirmiş. Ve öldükten sonra bazıları demişler ki bak, bu insanlar aranızdayken size nasihatçi konumundaydılar, öldüler. Şimdi siz onlardan ve onların ifade etmiş oldukları hakikatten uzaklaşacaksınız. O halde bunların heykellerini dikin, işte bunlara tazim edin. İşte heykeller dikilir, insanlar hala bilincindedirler yani onların salih insanlar olduğunun. Ama bir sonraki nesil, evet bir sonraki nesil artık bu heykellerin niye dikildiğinden, bu insanlara neden tazim edildiğinden, o bilgiden uzaklaşarak bizzat bu insanları tazimin birer nesnesi, yani kutsamanın, yüceltmenin birer nesnesi haline getirmişler ve bu süreç zaman içerisinde o varlıkların putlaştırılması, ilah ittihaz edilmeleri noktasına ilerlemiş. Hristiyanlar işte fazla yüceltmenin örneğini sergilediler. Yani peygamberlerine Allah'ın oğlu bir anlamda tanrılık, ilahlık vasfettiler. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar İsa bin Meryem Allah'ın oğludur dediler, haşa. Bakın, Peygamber Efendimiz hayatında Aleyhisselatü Vesselam yaşantısıyla şahısların Cenab-ı Hak'la aralarını kısaltacak. Yani şu anlamda söylüyorum. Şahısları haşa bir ilah gibi algılamamıza yol açacak yüceltmeden bizi hassasiyetle sakındırmış. Kendisinin kul olduğunu, beşer olduğunu vurgulamış. Hatta dünya işlerinde yanılabileceğine dair, hurmaların aşılanması meselesini biliyoruz, İkazlarda bulunmuş.
Bir Yahudi ile bir Müslüman kavga ediyorlar mesela. İşte birisi diyor ki Hazreti Musa üstündür, birisi Hazreti Muhammed üstündür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mesele getiriliyor, söyleniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki tavrı ne olmuştur mesela? La tufaddiluni ala Musa demiştir. Yani beni Musa'ya taftil etmeyin. Beni Musa'ya üstün kılmayın. Yani burada mutlak anlamda bir üstünlükten söz etmiyor belki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ama yani bunu niza haline getirecek şekilde önünüzdeki insanları yüceltmeyin, putlaştırmayın. Bakın, salih insanlar, Hakk'a yakın olduğuna hüsnü zan edilen insanlar her zaman bu tür sıfatlarla yorumlanma tehlikesi içerisindedirler. Dolayısıyla hem bu salih insanların bu noktada hassasiyet sahibi olmaları lazım, hem de bu insanlara salahat zannıyla hüsnü zanda bulunan kimselerin ayarı, ölçüyü asla kaçırmamaları lazım. Yani la ilahe illallah derken tek yaratıcı Allah'tır. Ama la nasıra illallah da demek mecburiyetindeyiz. Yani Allah'tan başka hakkıyla yardım edici yoktur. Allah'tan başka imdad edici yoktur. Kişiler son tahlilde eğer bir velayet söz konusuysa, ki bütün Müslümanlar aslında bir yönüyle velidir, Allah'ın dostu olmaları yönüyle, ama netice itibariyle o ince çizgi, yani mahlukla Halik arasındaki ince çizgi aşılmaması gereken, aşılmaması konusunda hassasiyetler geliştirilmesi gereken, hassasiyet kuşanılması gereken bir çizgidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin, onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Yani zaman içerisinde ne oldu? İşte bir ilahlaştırma vetiresi, bir süreci yaşandı. Netice itibariyle bakın, şahıslara hüsnü zan etmek, özellikle ulemaya, Allah dostu olan insanlara saygı göstermek bizim hem dinen hem de örf ve gelenek olarak genlerimizde, kodlarımızda olan bir hadise. Biz büyüklerimize karşı saygıda ve doğru yolda olduğuna inandığımız müstakim olan zatlara karşı hüsnü zanla memuruz ve her zaman böyle saygı çerçevesi içerisinde davranmak mecburiyetindeyiz ve davranmalıyız da. Fakat bu noktada şahıslara atfedilmesi gereken makam ve payelerin, onların salihlik noktasındaki duruşlarını, durumlarını, pozisyonlarını olduğundan farklı ve ileri derecede kutsama şeklinde yorumlayarak Allah'a ait bazı sıfatları farkında olarak ya da olmayarak kullara vermemek mecburiyetindeyiz. Bakın, bugün hayatımızda tevhid düşüncesini tehlike altında tutan iki önemli boyut var. Bunlardan bir tanesi hayatın bazı alanlarının din dışı olarak telakki edilmesidir. Bu modern bir arızadır. Hayat kompartımanlara ayrılmıştır. Yani camide geçerli olan din sokakta geçerli kılınmıyorsa, işte falanca yerde Allah'ın hükmü tamam ama falanca yerde olmaz gibi, böyle bir müşriklerin, hani Mekke müşriklerinin tarzını söylüyorum, bu tarza paralel bir takım düzenlemeler, yorumlar, yaklaşımlar benimsenmişse, bu işte tevhid meselesiyle alakalı bir arızanın habercisidir. İşin bir boyutunda bu var. Yani böyle bir deist mantık. Yani haşa, Allah yarattı ama işte bıraktı diyorlar. Ondan sonra kainatı kendi haline bıraktı, işleyişine karışmadı diyor deistler Cenab-ı Hak için. Müslüman böyle düşünemez. Müslüman hayatın her ünitesine İslam'ın yön vermesi gerektiği bilincinde olan şahıstır. Dolayısıyla hayatın bazı alanlarını din dışı saymak modern bir arızadır. Bizi tevhid hakikatinden uzaklaştırır. İkinci bir mesele de salih olduğunu düşündüğümüz, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, değer atfettiğimiz büyüklerimizi bir beşer oldukları gerçeğini ıskalamaksızın sevmek, hüsnü zannımızı bu keyfiyette, bu çerçevede, bu ayarda düzenlemek mecburiyetindeyiz. Bakın, Allah'a ait bir vasıfla bir kulu vasfetmek kişinin tevhid hakikatinde yaya kaldığının, tevhid düşüncesinde bir arızanın var olduğunun habercisidir. Dolayısıyla tevhidi böyle iki boyutlu algıladığımız takdirde bugün önümüze çıkan ve tevhid hakikatini aşındırması muhtemel meselelere karşı bir blokaj oluşturmuş oluruz. Ve şahısları yücelterek, onlara vasıflar, onlarda olmayan bazı vasıflar vermenin toplumsal ve sosyolojik başka bir arızası da insanların hakikate yöneltmeleri gereken sadakatlerini
kişilere adapte etmeleri şeklinde tezahür etmektedir. Yani şöyle bir örnekle bunu ifade etmek istiyorum. Biz herhangi bir meselede hakikatle herhangi bir şahsın beyanı, görüşü, yaklaşımı, düşüncesi ters düştüğü zaman daha önce bağlılık hissettiğimizden dolayı o şahsın sözünü mü esas alacağız? Yoksa Kur'an ve sünnet ve edille-i şer'iye ile sabit olmuş hakikatin peşine mi düşeceğiz? Bu mesele önemlidir. Yani şunun bir turnusol işlevi gördüğünü ben düşünüyorum. Nedir o? Evet, biz Müslümanlar olarak kendimizi yoklamalıyız. Sadık olma vasfımız, sadakat vasfımız kişilere mi, hakikate mi yönelik? Yani bazen kişiler hakikat üzere olurlar, nurun ala nurdur yani. Biz o kişiye sadık olunca hakikate de sadakat göstermiş oluruz. Ama kişiyi mutlaklaştırmak, kişilere yanılmazlık payesi vermek, la yüsel ve la yuhdi dediğimiz yani hatasızlık, sorgulanamazlık payesi vermek, bazı noktalarda insanlar hata edebilirler. Hata ettikleri zaman da hakikate mugayir, hakikate muhalif bir takım şeyler söyleyebilirler. Ha biz ne olursa olsun bu şahsı esas alırız dediğimiz zaman kişileri hakikatin üzerine çıkartmış oluruz ki biz yegane sadakat göstermemiz gereken olgunun hakikat olduğunu bir an olsun akıldan çıkartmaması gereken insanlarız. Vesselam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.